Bu kayı neyin yüzdürdüğünü biliyor musunuz? Baksanıza, ne motoru ne de yelkeni var. Görünüşe göre bu kürdanın ucuna sabun sürüp kürdanı suya batırdığımızda marangoni etkisi adı verilen bir şeyin kayı ittiğini görüyoruz. Peki marangoni etkisi nedir? Marangoni etkisi yüzey gerilimi denilen bir kavramın sonucu olarak ortaya çıkar. Yüzey gerilimi ise bir yüzeydeki gerilme ya da kontraktil kuvvettir. Anlamanıza yardımcı olması adına balon örneğini vermek istiyorum. Yüzeyin her kısmı bahsi geçen kontraktil kuvvetle bir araya gelmeye çalışır. Yüzey gerilimi yüksek olan bir sıvının kontraktil kuvveti de fazladır. Peki, sizce yüzey gerilimi düşük olan bir sıvıyı yüzey gerilimi yüksek olan bir başka sıvının içine koyarsak ne olur? Burada örnek olarak su ve sabunu kullanmak istiyorum. Suyun yüzey gerilimi fazla, sabununki ise düşüktür. Her sıvının yüzeyinde kontraktil bir kuvvet vardır. Ama suyun yüzey gerilimi sabunun yüzey geriliminden daha kuvvetli bir şekilde çeker ve bu da yüzey gerilimi düşük olan alanlardan yüzey gerilimi yüksek olan alanlara doğru net bir kuvvet doğurur. Marangoni etkisini ortaya çıkaran da bu net kuvvettir. Marangoni etkisi sıvının düşük yüzey gerilimli alanlardan yüksek yüzey gerilimli alanlara doğru akma eğiliminde olduğunu söyler. Marangoni etkisini suya karabiber ekleyerek de gözlemleyebiliriz. Bu pamuklu çubuğun ucunda yine sabun var. Pamuklu çubuğu suya daldırdığımızda ne olacağına dikkat edin. Gördüğünüz gibi biber taneleri sabunun suya değdiği yerden uzağa doğru hareket ettiler. Marangoni etkisini ucunda sabun olan pamuklu çubuğu suya değdirdiğimizde telin genişlemesiyle de gözlemleyebiliriz. Su, sabunun değdiği ve yüze gerilimi düşük olan alandan uzaklaştığı için tel genişliyor. Şimdi de sabun tahrikli minik kayığımıza geri dönmek istiyorum. Burada da kayığı hareket ettiren şey marangoni etkisidir. Peki, kuvvet şemasını görmek ister misiniz? Daha önce de söylediğimiz gibi marangoni etkisi sıvının sabunlu alandan sulu alana doğru hareket edeceğini söylüyor. Sıvıların yüzey gerilimlerinin farklı olması sonucu ortaya çıkan net kuvvet kayığın arkasından sıvı çıkmasını sağlıyor. Ve kayığın arkasından çıkan bu sıvı da kayığı hareket ettiriyor. Aynen roketlerin ileriye doğru hareket edebilmeleri için arka kısımlarından gaz çıkışları sağlamaları gibi. Bu itici güç Newton'un 3. yasası yani her hareket için ona eşit ve zıt bir tepkime vardır sonucu işe yarıyor. Kayığın arkasından çıkan sıvının yarattığı hareket zıt yönde bir tepkime yaratarak kayığın ileriye doğru hareket etmesini sağlıyor. Neden siz de kendi sabun tahrikli kayınızı yapmıyorsunuz ki? Bunun için sadece makasa, kartona, kürdana, suya ve sabuna ihtiyacınız olacak. Seçeceğiniz kartonun suya dayanıklı olduğundan emin olmalısınız. Bunun için isterseniz bir süt ya da meyve suyu kutusunu kullanabilirsiniz. Kartona bir kayık şekli çizip kesin. Bundan sonra kayığın arkasındaki kısmı da ekranda gördüğünüz gibi kesmeniz gerekiyor. Kayığın arkasında değişik şekiller oluşturup hangi şeklin daha iyi olduğunu da denemek isteyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra kayığı dikkatlice suyun içine yerleştirin ve suyun yüzeyinde kaldığından emin olun. Kürdanın bir ucunu sabuna batırıp aynı ucu kayığın arkasında oluşturduğunuz kanala daldırdığınızda kayığınızın hareket ettiğini göreceksiniz. İsterseniz farklı sıvıları deneyip hangisinin kayığı hareket ettireceğini de test edebilirsiniz.